Efendim teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Saygıdeğer rektörümüz Profesör Doktor Çağrı Erhan odamızda misafir. Efendim üniversitenin her yerini canlı yayın olarak kullanabiliyoruz. Ekibimiz güçlü, kurumsal iletişimimiz güçlü, rektörümüz de güçlü. Sağ olun. Hocam, Rektör yardımcısı daha güçlü. Allah razı olsun. Ya aynı anda Estağfurullah. hem Instagram'dan hem Facebook'tan geliyor. Facebook'tan yapıyoruz. Hocam şöyle, tabii kritik bir dönemeçte sizi ağırlıyoruz odamızda. Sebebi şu, bizi cümle alem Kemerburgaz Üniversitesi diye biliyordu. Fakat siz hazırlığını uzun süre yaptınız. Ve sonunda mecliste sihirli bir dokunuşunuzla da aslında ailenin ismi, üniversitenin ismiyle aynı oldu. Zaten hak ettiği de buydu. Altınbaş Üniversitesi olacaktı. Şimdi bu süreci bir kısaca sizden alalım. Çünkü bir kafa karışıklığı yaratmadı ama yine de hani belli kafalarda soru işareti Aslında varsa bir şunu açıklamakta fayda var. belki baştan söylemek lazım. Altınbaş Vakfı ile Kemerburgaz Üniversitesi arasındaki ilintiyi üniversite camiası zaten biliyordu. Biz uzunca bir süredir de bütün dokümanlarımızda, bütün tanıtım faaliyetlerimizde Altınbaş Vakfı ile İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'ni beraber kullandık. Hikaye aslında 10 sene öncesine gidiyor. Rahmetli Mehmet Altınbaş, yani bizim vakfımızın adını veren vakfımıza, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı'na vasiyetinde aile adıyla bir üniversite kurulmasını ve Türkiye'nin eğitim alanına katkı sağlanmasını arzu ediyor. Eğitime yatırım yapacaksınız değil mi diyor. Böyle Evet, bir düsturu var. oğullarına Tabii. bunu vasiyet ediyor ve Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı bir üniversite kurmaya karar verdiğinde Ankara'ya şimdi mütevelliyet başkanımız olan Ali Altınbaş gidip üniversite sunumunu yapıyor YÖK'e, Yüksek Öğretim Kurumu'na. Çünkü vakıf üniversitelerin kurumunda, kuruluşu aşamasında böyle bir sunum gerekiyor. Sunum sırasında da Altınbaş Üniversitesi kurmak istediklerini ifade ediyor. Fakat o zamanki YÖK Başkanımız rahmetli Erdoğan Rahmetli Erdoğan Tezic Tezici. diyor ki ya ben diyor aile ismiyle bir üniversite kurulmasını çok arzu etmiyorum. Siz yerleşkeniz neredeyse oranın ismiyle bir üniversite kurun, bunu kabul edeceğiz. O tarihte de bizim Kemerburgaz'da, İstanbul'un Kemerburgaz semtinde bir arsamız var. Yani bize tahsisli bir alan var. Ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi olarak kuruluyor. Fakat yıllar içerisinde tabii hep o vasiyetin beklentisi içinde kalıyor ailenin ve Altınbaş Vakfı'nın. Yani bir an önce biz Altınbaş Üniversitesi'ne geçelim arzusu var. Ve Kemerburgaz'daki arsa tahsisi de ortadan kalkınca şöyle bir ironik durum ortaya çıkıyor. Üniversitenin adı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi fakat yerleşkeleri Mahmut Bey, Gayrettepe ve Bakırköy'de. Doğru. Kemerburgaz'da da yok. Benim başıma geldi, size de olmuştur. Mutlaka. 2 sene evvel tercih tanıtım günleri esnasında telefonum çaldı. Kendisini de şahsen tanıdığım bir öğrenci babası bana telefon açıyor. Ya hocam ziyarete geldik, Kemerburgaz'dayım. Taksiciye soruyorum, gösteremiyor. Bu Kemerburgaz'ın neresinde bu üniversite diyor. Ben de dedim ki ya sen Doğru. söyle onu Mahmut Bey'e gel. Ay ben de Kemerburgaz'da oturuyordum. Bana da şanssızlık oldu. Yani Evet, herkes de dolayısıyla yeri oradan mahsus güzel bir seçti. isimdi. Marka değeri olan bir Doğru, doğru, isimdi ve doğru, markalaşmıştı. doğru. Fakat tabii bu garipliği de ortadan kaldırmak adına ama en önemlisi de bu vasiyetin yerine gelmesi adına. Neticede bunlar vakıf üniversiteleri. Doğru. Vakıf şu demek. Yani devlet kendisi istediği ismiyle istediği yerde bir üniversite kuruyor. Özel sektör üniversiteleri olsa yarın öbür gün bunun bir kanunu çıksa aynı şey. Ama Doğru. vakıf Doğru. buraya maddi kaynak sağlayan, vakfeden kişi Osmanlı'da olduğu gibi, Selçuklu'da olduğu gibi bizim tarihimizde var. Kendi adını yaşatmak üzere bunu vakfediyor. Bugün İstanbul'un dört bir köşesinde sadece ve sadece oradaki eserle adını bildiğimiz çok sayıda Osmanlı döneminin paşasının, sadrazamının, işte sultanın vesaire vakfı Vakfı var. var doğru. Vakıf yoluyla kendi ismini yaşatmak istiyor insanlar. Biz de bu müracaata geçen senede bulunduk. Tabii geçen yıldan bu yana meydana gelen pek çok siyasi gelişme oldu Türkiye'nin içerisinde, Mutlaka. Türkiye'nin dışında ve ancak 1 Temmuz tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı bu isim değişikliği. Fakat ben kısa süre içerisinde de benimsendiğini görüyorum. Yani Doğru. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin 10. yılında Altınbaş Üniversitesi adını alması çok güzel mesajlar geliyor. İnşallah böyle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi tabii sorular geliyordu. Ben o yüzden hani sizin adınıza onu da belirtmek istiyorum. Öğrencilere sordunuz, velilere sordunuz. Ha Sormaz olur muyuz onu hocam? söyleyeyim. Şimdi Sormaz biz olur muyuz? Tabii. tabii
belki biraz daha derinlemesine analiz etmek lazım. Ben yüzeysel geçtim. Altınbaş Üniversitesi, eski adıyla İstanbul Kemal Burgaz Üniversitesi, herhalde vakıf üniversiteleri arasında bir anayasası olan tek üniversite. Doğru. Devlet üniversiteleri de dahil bir anayasası olan tek üniversite. Bizim anayasamızın en önemli maddelerinden bir tanesi şeffaflık ve iyi yönetişim kavramının üzerine odaklanmış durumda. Yani hesap verebilir, şeffaf, iyi yönetilen bir üniversiteden söz ediyoruz. Ve üniversitenin paydaşları da bu yönetim süreçlerinin her yerinde yer alıyor. Paydaş dediğimiz zaman da öğretim üyelerimiz, idari personelimiz, öğrencilerimiz, öğrencilerin aileleri ve dış paydaşlar dediğimiz şu veya bu şekilde üniversiteyle ilintisi olan kamu ve özel sektör kurumları. Biz çeşitli düzeylerde bunlarla danışma toplantılarını yıl içerisinde yapıyoruz, feedbackler alıyoruz ve bu almış olduğumuz feedbackler çerçevesinde gerekli gördüğümüz takdirde üniversitenin kendi işleyişlerini değiştiriyoruz. Değişiklik yapıyoruz. Evet. İsim değişikliği gündeme geldiğinde biz bunu her şeyden evvel kendi iç paydaşlarımıza sunduk. Yani öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize. Ve doğrudan doğruya da ismimizi bu yapalım demedik. Sizce üniversitemizin ismi değilse aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Ve Altınbaş Üniversitesi ismi %80'e yakın bir oranda hem akademik idari personelimiz tarafından hem de öğrencilerimiz tarafından onaylandı. Çok önemli. Bu onayı aldıktan sonra biz artık gönül rahatlığı içerisinde gerekli kararlarımızı vakıftan, işte üniversite senatosundan, mütevelli heyetinden aldıktan sonra Sayın YÖK Başkanımızı ziyarete gittik. Sayın YÖK Başkanımız da çok olumlu yaklaştı. Ve biz bu süreci YÖK, Milli Eğitim, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi kanalıyla ilerlettik. Yani her şeyden önce başlangıç noktamız kendi paydaşlarımız oldu. O yüzden bunu çok soru geliyordu hocam. Bunu hani mahsus sordum yani. Bu çok ince elip sık dokuduğumuz ciddi bir analizin sonucunda oldu. İsim değişikliği. Mesela şeyi de soruyorlar. Ya bu eski logo daha güzeldi, yeni logo vesaire. Onu da biz hem kamu diplomasisi yoluyla iç paydaşlarımızı sorduk. Hem de bilimsel bir takım çalışmalar yaparak, mesela Türkiye'nin belki de en iyi reklam tanıtım laboratuvarlarından bir tanesi bizim üniversite öğretim üyelerimizin de çalıştığı, öğrencilerimizin staj yaptığı bir laboratuvar. Doğru. Buraya götürüp bunu bu logonun hem görünürlük açısından hem akılda kalınırlık açısından ölçümleri yapıldı. Renginden üzerinde kullanılan şeyin yazının fontuna kadar her şey gözden geçirildi. Ama arkadaşlarımız bazen mesaj atıyorlar bana da Twitter'dan. O mesajlar için de teşekkür ediyorum. Çünkü diyorlar ki Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz, ki biliyorsunuz dekanı kendisidir. Onların görüşünü aldınız mı? Tabii İşte ki. Dekan burada. Tabii ki görüşünü aldık. Tabii ki. Böyle ilerledik. Sanıyorum üniversitemizdeki tüm fakültelerin, enstitülerin ve meslek yüksek okulundaki tüm akademisyenlerin katkısı oldu buna. Herkes bir fikir söyledi. Aynen öyle. Siz demokrasiye çok önem veriyorsunuz üniversite içerisinde. Bu arada soru geliyor, yüksek lisans dersiniz var mı? Hem hocanın hem benim var. Bu sene hiç doktora merak dersim de doktora var. Dersi yüksek de var. Lisansı bitiren doktoraya da gelebilir. Doktora her iki dönemde de derslerimiz var. Üstelik Gayrettepe yerleşkesinde. Onun müjdesini verelim mi? Hocam kaç şu an hangi kampüsümüzde hangi fakülteler var ya da enstitüler var diye merak edenler var. Üç ana yerleşkeye dağılmış durumda İstanbul'da Altınbaş Üniversitesi. Bir şehir üniversitesi hüviyetini artık giderek kazanmış durumda. Biz belki fonksiyonel bir ayrımla bunlara sağlık, fen bilimleri ve sosyal bilimler kampüsleri diyebiliriz. Doğru. Sağlık bilimleri kampüsümüz Bakırköy'de. Bakırköy'ün meydana çok yakın bir yerde. Eski çok geniş, evet, yani. Çok geniş bir alanda 30 bin metrekareden fazla bir kapalı alanımız var. Orada tıp fakültemiz, eczacılık fakültemiz ve diş hekimliği fakültemiz. Doğru. Hemen yanında da sağlık bilimleri meslek yüksek okulumuz var. Önümüzdeki yılda inşallah sağlık bilimleri fakültesini orada açacağız. Evet, sağlık bilimleri enstitümüz var. 7 farklı programda yüksek lisans ve doktora çalışmaları orada sürdürüyorlar. Çok güzel, çok nezih, laboratuvarları da birinci kalite olan bir yerleşke. Diş hekimliği hastanemizi de bu yıl orada açtık. Faaliyet ben gösteriyor. Çok çok modern bir yer, gözlerimle gördüğüm için. İkinci yerleşkemiz Mahmut Bey'de, merkez yerleşkemiz. Şu an rektörlük burada, şu an oradayız. Rektörlük burada, idari bilimlerimiz burada. Hukuk, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler,
İşletme, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerimizle Fen Bilimleri Enstitümüz burada faaliyet gösteriyor. Ama önümüzdeki yıldan itibaren Mühendislik Fakültemiz burada kalacak. Meslek Yüksek Okulumuz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuz buraya gelecek. Fen Bilimleri Enstitümüz burada olacak. Ama bütün sosyal bilimler fakültelerimizi biz Gayrettepe'de yeni Altınbaşı Üniversitesi'ne kazandırdığımız binada bir araya getiriyoruz. Yani Hukuk Fakültemiz, İktisadi Bilimler Fakültemiz, geçen hafta açılmasından büyük mutluluk duyduğumuz İşletme Fakültemiz, Uygulamalı Bilimler Fakültemiz, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz, bunların hepsi Gayrettepe yerleşkemizde yani olacaklar. İş, bankacılık, sanat dünyası, moda dünyası, İç onun tam hepsi. Merkezine... Tabii. Gayrettepe dediğimiz zaman bir tarafı Levent, işte bir tarafı Maslak'a kadar uzanan bir finans merkezi, Beşiktaş'a kadar uzanan, Taksim'e kadar uzanan bir sanat kültür merkezinin o Mecidiyeköy'e kadar, Şişli'ye kadar merkezinde son derece modern bir eğitim yuvasını da Altınbaşı Üniversitesi ailesine kazandırıyoruz. Hocam teşekkür ederiz. Şimdi tabii çok sorular geliyor. Belli sorular var. Arkadaşlar da bana yardımcı oluyorlar. Hukuk eğitimimiz nasıl? Yani hukuk eğitimimiz çok iyi. Yani çünkü şöyle bir şey sanıyorum kontenjanların %100'ünü hatta üzerinde şimdi dolan bir bölüm. Hukuk fakülteleri Türkiye'de özellikle son 10 yıl içerisinde vakıf üniversitelerinde hukuk fakültesi açmasıyla beraber sayıları artan fakülteler. Fakat ciddi yetersizliklerle karşı karşıya kalan üniversiteler olabiliyor. Bunlara kontenjan vermeme, azaltma yoluna gidebiliyor Yükseköğretim Kurulu. Açıkçası biz toplama bir hukuk fakültesi kurmadık. Son derece köklü İstanbul Üniversitesi gibi bir üniversitemizin ana damarını oluşturduğu bir fakültemiz söz konusu. Öğretim üyesi sayımız yeterli olduğu gibi yurt dışıyla da ciddi ilişkileri olan bir fakülte modeli ortaya koyduk. Bunu müfredata da yansıttık. Bir Köln var değil mi? Şimdi bizim Almanya'nın en önde gelen hukuk bölümü, Köln Üniversitesi'nin hukuk fakültesi. Onlarla bir çift diploma programımız var. Türkiye'de tektir. Bunun altını çiziyorum. Türkiye'de bir tane daha çift diploma yurt dışıyla lisans programı yok Almanya'yla. Bunu gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz 2 yıl burada okuyorlar, 2 yıl Almanya'da okuyorlar. Hem Türkiye'de geçerli hem Almanya'da yani Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli bir hukuk diploması alıyorlar. Normalde bir tekabiliyet yoktur çünkü bunda var. Bunda var. Evet. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yine hukuk alanında önde gelen üniversitelerinden Georgia State Üniversitesi ile hukuk alanında bu sefer lisansüstü çalışmalar için bir işbirliği anlaşması yaptık. 4 yıl burada okuyan öğrencilerimiz son sınıfta o yüksek lisans programının bazı derslerini de alıyorlar İngilizce olarak. Ve orada 2 yılda bitirecekleri yüksek lisansı 1 yılda bitirme imkanına sahip oluyorlar. Bütün bunların semeresini nasıl alıyoruz? Şöyle söyleyeyim, yeni mezun olan öğrencilerimizden mesela 4 tanesi hakimlik sınavını hemen kazandılar. Evet. Ve şu an inşallah Türkiye'nin hakim ve savcı havuzuna biz de katkı sağlamaya başladık. Biliyorsunuz gösterge aslında başarı göstergesi hukuk fakültelerinde ne kadar avukat olduğu değildir. Çünkü aslında hukuk fakültesi mezunları avukatlık stajlarını tamamladıktan sonra avukatlık yazıhanesi açabilirler, bir avukatın yanında çalışabilirler. İş garantili bir fakülte burası. Doğru. Asıl başarı göstergesi hakim ve savcılık mesleğine kaç kişi kazandırdığıdır o hukuk fakültesini. Biz de çok teşekkür ediyorum buradan bütün hukuk fakültesi akademik personelimize. Bu başarılı üniversiteler sıralamasında hızla ilerliyoruz. Ya bu sorunun cevabını verdik. Hocam burs imkanları tabii en çok merak edilen. Hani başarıyı nasıl ödüllendiriyoruz, nasıl burs veriyoruz diye çok soru geliyor. İki tür burs var. Bir tanesi kılavuzda yer alan burslar biliyorsunuz. Bir tanesi de üniversite öğrencilerimizin öğrenim hayatı boyunca elde ettikleri başarılarla ulaştıkları burslar. Bunların ikisi de bizde mevcut. Üniversitemiz kurulduğu günden itibaren çok ciddi bir destekleme, başarılı öğrenciyi destekleme stratejisi takip etmiş. Şu an itibariyle üniversitenin yaklaşık %62'si şu veya bu şekilde burs alan öğrencilerden oluşuyor. Bu yılda biz yine zaten %10'u %100 burslu oluşacak. Bunun dışında %50 burslarımız var, %25 burslarımız var. Çoğu bölümümüzde, büyük çoğunlukta ilk 3 tercih arasına Altınbaşı Üniversitesi'ni yazdıkları takdirde öğrencilerimiz onlara da %50 burs vermeyi bu yıldan itibaren yürürlüğe soktuk. Sabahleyin Instagram'da posteri paylaştım. Yani bunu tekrar vurgulayalım o zaman. Tabii. Yani bir, üniversitedeki bölümlerimizin hepsinde değil ama çok büyük çoğunluğunda ilk 3 tercih içerisinde yer verildiği takdirde
o tercih formunda üniversitemize öğrencilerimize %50 burs veriyoruz. Ha bunun dışında öğrenci başarılı oldu, belli bir ortalama tutturdu, her yıl o bursunu arttırma imkanına İmkansız. sahip, yani başarıyı ödüllendiren bir stratejimiz var. Hocam sinema televizyonda öğrencisi olan kıymetli bir hanımefendi var, Tülay Hanım. Buradan bize selamlarını yolluyor. Sabri Özaydın Hoca diyor ki 4 tane film bitirmeden mezun etmiyorum diyor. Yani 4 tane kıymetli ürün çıkarıyor sinema televizyondan mezun olacak olan kişiler. Hocam tabii artık eğlence dünyasında büyük bir ekonomisi var ve sinema televizyonda sizin katkılarınız da çok önemli bir yere geldi. Bu sene de Sadece ikinci Türkiye için öğrenci değil, tabii şimdi tabii baktığınız dünya zaman tabii. Türkiye ekonomisinin önemli, görünmeyen, hani dumansız, Dumansız tabii bacasız sanayi tabii. sanayi denilen sektörlerinden bir tanesi haline geldi bu. Evet. Biri turizmdir, Tabii biliyorsunuz. tabii o. İkincisi de bu sinema televizyon sektörü. Hatta İhracat beraber geri dön. gittik, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bu yıl bir sıralaması vardı. 12 ayrı kategoride en fazla ihracat yapan firmalara ödüller verildi. Onlar arasında bir kategori de buydu. Anladım, nasıl yani sinema sektörü ya da dizi sektörü ihracat yapabilir? Şu an biliyorsunuz dünyanın 90 farklı ülkesinde Türk dizileri oynanıyor. Ve bazı diziler oynadığı saatte yollarda insan İnsan kalmıyor. Herkes kalmıyor oturup doğru. seyrediyor. Orada da bazı şirketler bu ödülleri almışlardı. İşte biz bu kadar büyüyen ve artık ülke ekonomisinin de ana dinamiklerinden biri haline gelen bu sektöre eleman kazandırmak için bu bölümü açtık, ama sadece bu değil tabii. Sanatsal değeri olan. Tabii Sanat mutlaka. zaten Güzel Sanatlar Tabii. Fakültemizin içerisinde. Ama meslek de neredeyse garanti haline gelmiş. Öyle gözüküyor. Çünkü anne babalar da ya tamam işte sanat öğrensin çocuk da para kazanacak mı? Evet, bu sektörde para kazanılabiliyor. Yaşam devam ettirilebiliyor. Bu arada onu da vurgulayayım. O ödül töreninde biz de ödül aldık Tabii, biliyorsunuz. tabii. Türkiye'ye en fazla yabancı öğrenci kazandıran 3. üniversite Tabii olduk. biz ihracat şampiyonuyuz. Öyleyiz. Öyleyiz, Doğru. öyleyiz. Şimdi hocam tercih tanıtım günleri var. Bu arada Instagram'dan gelen soruları bakıyorum, merak etmeyin. Hukuk fakültesi için bilgi almak istiyorum diyorlar. Mutlaka lütfen tercih tanıtım günlerine gelin. DGS için gelenler için de geçerli mi? Bu hepsi soruluyor hocam. DGS için Tabii, geçerli. geçerli. Adalet bölümlerinden, Evet. 2 yıllık adalet bölümlerinden belli bir kontenjan çerçevesinde geliyor. Bizim hukuk fakültemiz her sene doludur. Doludur evet. Yani DGS kontenjanında doludur, yatay geçiş kontenjanında doludur, ilk giriş kontenjanında doludur. O yüzden lütfen öğrencilerimiz adaylarsa eğer hukuk fakültesine iyi çalışsınlar. İşlerini, çünkü artık puanlar falan alındı. Tabii doğru. Ama bundan sonraki yıllar içinde biliyorsunuz YÖK'ün de getirmiş olduğu artık bir takım barajlar Barajlar var. var evet Yani doğru. herkes hukuk fakültesine giremiyor. İlk 100 bin içerisinde neredeyse olmanız gerekiyor hukuk fakültesine girmeniz için. Ama hukuk fakültesini tercih tanıtım günde ziyaret ederlerse veyahut Bekliyoruz. e-mailden ulaşırlarsa, telefondan ulaşırlarsa, kendilerine de daha ayrıntılı sorular varsa cevap veririz. Hocam aşağı zemin kat festival gibi şimdi bütün binalarımızı özellikle Mahmut Bey kampüsünde tercih tanıtım günleri için standlar kuruldu. Öğretim üyeleri, akademisyenler, personelimiz heyecanla bekliyor. Aşağısı da doldu taştı. Ne diyorsunuz? Tercih tanıtım günleri Ya başladı. tabii bir veli olarak aynı zamanda benim çocuklarım da Tabii. biri ilkokulda biri lisede, ama aynı heyecanı ben duydum. Üniversite seçimi belki de en önemlisi. Çünkü artık bir sonraki aşama okuma yok, yaşama atılacaksınız. Doğru. Mutlaka insanların mezun olduktan sonra rahatlıkla işe girebilecekleri ve kendilerini tatmin eden bir işe girebilecekleri bir eğitim alma düşüncesi var. Anne babalar da bu yüzden çok heyecanlı oluyorlar. Ve bu dönemde mümkün olduğunca çok üniversiteyi gezmeleri, mümkün olduğunca çok programa ilişkin bilgi edinmeleri kararlarını daha da kuvvetlendirir. Daha isabetli hale getirir. Biz de Altınbaş Üniversitesi olarak bu tercih tanıtım günlerinde sadece kendi üniversitemizi tanıtım için bir program düzenlemedik. Aynı zamanda bir rehberlik hizmeti de veriyoruz. Doğru. Yani öğrenci anne ve babasıyla geldiğinde veya tek başına geldiğinde bazen bizde olmayan programlar hakkında bile bilgi sahibi olabilir. Belki gider buradan başka bir üniversiteye kaydı olabilir. Biz bundan gocunmuyoruz. Onu ifade etmek istiyorum. Önemli olan başarılı öğrenci, gerçekten kendisine parlak bir gelecek çizmek isteyen öğrenci, Türkiye'ye katkı sağlamak isteyen, Türkiye'ye değer katacak olan öğrenci, Türkiye'nin belli başlı üniversitelerinden bir tanesinde okusun. Bunlardan bir tanesi de Altınbaş Üniversitesi.
Buraya da mutlaka bekliyoruz. Hocam, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tasarım Fakültesi için benden kurumsal iletişim bir ön yazı istedi. Fakat tabii ben ekonomistim aynı zamanda. Şimdi bir bunu yazmak öyle kolay olmadı ama şunu dedim. Avukat olmak isterseniz burada yeriniz var. Mühendis olmak isterseniz burada yeriniz var. Doktor olmak isterseniz burada yeriniz var. Eczacı olmak isterseniz Altınbaşı Üniversitesi'nin Eczacı Fakültesi. Hemen hemen her mesleğin eğitimi, teknik pratik bilgisi, işe işte öğrenme gereği Ve bu burada o var. kadar büyük bir sinerji yaratıyor ki Tabii, hocam. tabii. Yani gerçekten geçen bizim işte bu aynı zamanda bütçe dönemi. Bütçe Tabii. toplantıları yapıyoruz. Ya yani 50 farklı birimin bütçesini hazırlıyoruz. Burası bir butik üniversite değil. Bunun altını çizerek Tabii, söylüyorum. tabii. Yani bazı eğitim kurumları var dünyada, ülkemizde. 2-3 tane birbirine benzer fakülte bir araya gelmiş. İşte bir tahta, bir projektör, bir de hoca koyduğunuz zaman bir Açalım bölümü gitsin. açıyorsunuz. Tabii. Ama hep aynı alanda mesela çok da birbirini destekler alanlar olarak oluşturulmuş. Sosyal bilimler alanı sadece veya o sadece sağlık bilimleri alanı veya o sadece mühendislik alanı. Şimdi bizim üniversitemiz öyle bir üniversite değil. Bizde sağlıktan sosyal bilimlere, mühendisliğe, fen bilimlerine, güzel sanatlara uzanan çok geniş bir Doğru. yelpaze içerisinde yer alıyoruz. Bir öğrencinin burada bulunması kendisine üç türlü zenginlik katıyor. Bir, öğrenci girdi sosyoloji bölümüne. Çok güzel. Ama hukuk da okumak istiyor. Aslında içinde hukuk vardı, kazanamadı. Tamam, şimdi bir yan dal, çift ana dal gibi hem dersini alabilir veya çift diploma yapabilir. Yani mezun olduğunda hem sosyoloji hem Hem hukuk hukuk değil. fakültesi Doğru, okumuş doğru, olabilir. doğru. Öğrencinin içerisinde aslında işte psikolog olmak vardı. Orayı tutturamadı. Siyaset bilimi uluslararası işlere girdi. Bu birinci zenginlik. Yani hem ilgi duyduğu alanların derslerine girebilir, hem de onu bir diplomaya dönüştürebilir. İkinci zenginlik, interdisipliner çalışmalar açısından mükemmel bir ortam sunuyor bu. Bunu sağlık bilimleri kampüsümüzde çok net görüyoruz. Yani siz öyle bir yer düşünün ki, diş hekimi de var orada. Tıp fakültesinde doktorlar da var, eczacılar da var ve bir bilimsel çalışma yapacaksınız. Hem eczacılıktan ders alabiliyorsunuz. Veyahut sizin anatomi dersinize tıp fakültesi hocası giriyor. Doğru. Eczacılık fakültesindeki dersinize o giriyor. Diş hekimliği fakültesindeki dersinize o giriyor. Böylece bir sinerji oluşuyor ve öğrenciler de aynı ortam içerisinde tıp öğrencileriyle beraber diş hekimliği öğrencileri ortak proje hazırlama açısından çok büyük bir fayda sağlıyor. Üçüncüsüne gelince de tabii bir uluslararası ortam burası. Yani dünyanın 55 farklı ülkesinden Ülkesinden tabii. 1100 öğrencimiz var bizim. Uluslararası ortam öylesine önemli networkler oluşmasına katkı sağlıyor ki sizin bir anda Avrupa'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Uzak Doğu'dan arkadaşlarınız oluyor. Ve bu uzun süreli bir birlikteliği, bir dostluğu da beraberinde getiriyor. İngilizce pek çok bölümümüz o İngilizceyi kullanarak yarın öbür gün iş hayatına girdiğinizde dünyanın her tarafındaki bu dostlukların sayesinde o iş hayatının renkli yanından da istifade edebiliyorsunuz. Efendim, Alaçatı'ya merhabalar. Buradan Alaçatı'ya selam demişler. Tercih tanıtım günlerimiz 10 ile 26 Temmuz arasında olacak hocam. Herkesi bekliyoruz. Tabii hep şunu hatırlatıyoruz. Kemerburgaz adıyla doğduk. Altınbaş adıyla büyüyoruz. Son olarak ne diyeceksiniz hocam? Çünkü veliler geliyor ama siz kariyer senin, gelecek senin, tercih senin dediniz. Karar senin diyorsunuz. Ne diyeceksiniz hem gençlere hem Valla velilere en ben son? anne ve babalarla birlikte gelmelerine çok sıcak karşılıyorum. Çünkü sonuç itibariyle aile tercihi gibi bir şey bu. Doğru, Ama doğru. diğer taraftan tabii gençler de kendi geleceklerine kendileri karar vermek istiyorlar. Bunu kendi kızımdan da biliyorum. Yani Tabii. okul seçimde ben şuraya gitmek istiyorum diyor. Benim yeteneğim bu diyor. Bunu görüyorsunuz. Biz bu tercihe sonuna kadar saygılıyız. Yani hangisini öne çıkartırlarsa çıkarsınlar. Bizim bütün bölümlerimizde kendilerine hem bilimin geldiği en son aşamada hem de geleneksel Türk misafirperverliği, Türk kültürü ölçütlerinde kucak açmış, bekleyen öğretim üyelerimiz ve idari personelimiz var. Yani Altınbaş Üniversitesi'ne adım attıkları andan itibaren, bugün başlayan tercih tanıtım günlerimize adım attıkları andan itibaren bu sıcak, dostça, kardeşçe ve dayanışma duygusu içerisinde ortamı teneffüs etmeye başlayacaklar. Kemerburgaz Üniversitesi'ni hiçbir zaman unutmuyoruz.
Kemerburgaz bizim geçmişimiz, Altınbaş geleceğimiz. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Size hem veliler, hem öğrenciler, hem de öğretim üyeleri adına can siperhane çalışmalarınız, mesai mevhumu bilmeksizin sabahlara kadar bu üniversite için yaptığınız, verdiğiniz çabalara çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sağ olun. Efendim, yayını şöyle tamamlayalım. Saygıdeğer rektörümüz Çağrı Erhan, bendeniz ve diğer hocalarımızın tanıtımla alakalı videoları Facebook hesabımızdan yayınlanıyor. Fakat bizim şahsi Twitter, Instagram hesaplarımızdan da biz bunları paylaşıyoruz. Bizi takip eden efendim, biz Kemerburgaz adıyla doğduk, Altınbaş adıyla büyüyoruz.